Hassa ve Kahramanmaraş Kültür Evi temel atma töreninde başkanlar geçidi yaşandı. Gerçekleştirilen temel atma törenine dernek ve belediye başkanlarından yoğun ilgi ve katılım gösterildi. Payas Belediyesi Bekir Altan tarafından gerçekleştirilen kültür evi projelerine Karabük Safranbolu'dan sonra Hassa ve Kahramanmaraş da dahil oldu. Yapılan temel atma törenine Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Payas Kaymakamı Polat Kara, Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, Kırıkan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Akdeniz Kahramanmaraşlılar Federasyon Başkanı Cengiz Biber, Adana Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Yakup Kilitçioğlu, İskenderun Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Cuma Bal, Dört Yol Kahramanmaraşlılar Dayanışma ve Dernek Başkanı Şenay Görür, Dört Yol Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Murat Karakoyun ve Osmaniye Andırınlılar Dernek Başkanı Yunus Temiz katılım gösterdi. Bir defa Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanımız benim Kahramanmaraşlılığımı tescillendirdi. Kabul ettiniz mi? Eyvallah. Yıllar önce, az önce Afşin Belediye Başkanıma, muhterem Belediye Başkanıma bir hikaye anlattım. Yaşadığımız bir hadiseyi naklettim. Böyle akşam Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle bir araya geldiğimizde konuyu analiz ederken ben de Kahramanmaraşlıyım diye başlayan cümleme hemen bir itiraz geldi. Artık karar ver nerelisin diye. Niye? Fırsat buldukça bir takım yerlere bağımı açıklamaya çalışıyorum. O gün de Kahramanmaraşlı olduğumu iddia ettim. Mustafa Ceren buralarda mı? Pazarcı Mustafa Ceren kardeşimiz. Mustafa Ceren hemen itiraz etti. Dedi ki dur başkanım önce bir karar ver nereli olduğuna. Ben de dedim ki Abdullah Güvenç nereli kardeş? Abdullah Güvenç Kahramanmaraşlı dedi. Peki Abdullah benim anamın halasının oğluysa ben nereli olurum diye başlayan cümleyle kendimi ispat etmiş oldum. Şimdi herhalde ispat etmeme gerek kalmadı. Dernek başkanımız beni tescillendirdi. Evet. 99'da yola çıktığımda siyasetin mutlaka dernekçilikle örtüşmesi gerektiği, dernekleri ziyaret etmemiz gerektiği söylenince biz de dernekleri ziyaret ederken bir tespitte bulunduk. Bu tespitin özellikle dernekçilik yapmak noktasındaki yöneticilerin ne kadar sıkıntı içerisinde olduğunu, böyle kıt imkanlarla hemşerilerini bir araya getirebilmek üzere bir takım çalışmalar yaptığına şahit olunca bununla alakalı kendimize sonuç çıkarttık. Bu sonuç gereği de ilk yaptığımız çalışma Karabüklüler Yardımlaşma Derneği, bir de Safranbolular Yardımlaşma Derneği ile sohbet ederken şunu söyledik. Dedik ki sizin güzel konak projeleriniz var. Eğer getirirseniz konak projelerinizi biz de hayata geçiririz. Siz projeyi getirirsiniz. Biz de anahtar teslim size yapar. Hizmetinizi sunarız. Hemşerilerimizi bir araya getirmenin mutluluğu. Değerli belediye başkanı arkadaşlarım, saygıdeğer hazirun, ben de sizleri böyle anlamlı bir günde sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli Payas Belediye Başkanım Bekir Bey, söylenmesi gereken her şeyi güzel bir şekilde başkanım. Ve bugün aramızda bulunan, bizim tabirimizle o taraftan baktığımızda bu tarafa ötüyüz dediğimiz, bu taraftan baktığımızda da karşı tarafı ötüyüz dediğimiz ötüyüzlü değerli hemşerilerim, Kahramanmaraş'ın bizim sınır komşumuz olan değerli hemşerilerim, hepinizi bu güzel anlamlı günde saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Payas Belediye Başkanım hakikaten örnek teşkil eden önder, hakikaten altına imzasını atıp asırlar boyu ecdadın yadigarı niteliğinde değerlendirdiğimiz, dünü bugüne, bugünü yarına taşıyan eserlerin altında imzası var. Bu sabah yine gururla okuduğum bir tablo vardı. Yine Los Angeles'ta yanlış hatırlamıyorsam 11 tane bilim adına değerli ödülün 2 tanesini yine Payaslı çocuklarımız almış. Bu manada da
hem çocuklarımızı hem bu manada Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber ve lillah.